Sayın Bakanım, çok değerli belediye başkanlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Biz de bu pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımızın önderliğinde ilçe belediye başkanı olarak bütün halkımıza, resmi dairelerimize yapmamız gereken, kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Cenab-ı Allah'tan temennimiz, dileğimiz şu ki bir an önce bu beladan kurtulmaktır. Ben şuna inanıyorum ki biz gerçekten sosyal dayanışması çok yüksek olan bir milletiz, Türk milleti olarak. Dolayısıyla dayanışmayla, birlik, beraberlikle bu pandemi sürecinde en kısa sürede atlatacağımız inancındayım. Tabii ki belediyeler olarak da belediyeler birliğimiz olmak üzere kendi ilimizde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'nin önderliğinde yapmamız gerekenleri hepsinde hiyerarşik düzen içerisinde, Sayın Valimizin koordinasyonunda, kaymakamlarımızın bilgisi dahilinde bu süreci geçirmeye çalışıyoruz ki bir an önce bu beladan kurtulalım. Ben çok memnuniyetle izledim. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bütün belediye başkanlarımızın bulunduğu ilçelerin, illerin, beldelerin farklı farklı güzellikleri, özellikleri var. Yani Nuh peygamberin yaşadığı, Hazreti İbrahim'in yaşadığı peygamberler bölgesi adeta. Aynı zamanda bu bölgenin büyük bir çoğunluğu da tarihte ilk tarımın yapıldığı bir bölge. İnsanlığın doğduğu bir bölge. Dolayısıyla burada belediye başkanlığı yapmak her insana nasip olmayacak bir şey. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu millete, bu bölgeye hizmet edebilme imkanını bize verdi. Burası Gaziantep Oğuzeli ilçesi. Gaziantep'e 15 kilometre uzaklıkta havalanının olduğu bir ilçe. Yani Gaziantep'e indiğiniz anda ilk önce Oğuzeli'ne iniyorsunuz aslında. Burası Ezogeli'nin memleketi, nar cenneti, kurutmalık diyarı. Dolayısıyla biz de bereketli hilalin içinde olmamız hasebiyle bütün tarım ürünlerini çok verimli olarak da yetiştiği bir memleketteyiz. Tabi bu süreç bize şunu gösterdi aslında, insanlık kendi özüne, kendi geçmişine dönüyor. Tabii ki memleketlerin, ülkelerin kalkınması sanayiyle oluyor. Ama bize şunu gösterdi ki bu süreç, tarım çok çok daha önemli. Belki biz farkında değildik ama bu süreç bize biyolojik ihtiyacımızın, yemenin, içmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu ve bunun öncelikli olduğu değerini gösterdi. Dolayısıyla bizim bu topraklara çok daha sahip çıkmamız lazım. Çok daha emek vermemiz lazım ki insanların önce karnını doyurmamız lazım. Biz de belediye olaraktan burada yetişen tarım ürünleriyle ilgili projelerimizi kalkınma ajanslarımızla, kaymakamlığımızla, valiliğimizle, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla buradaki çiftçilerimize öncülük yaparak sağlıyoruz bunu. Yani tabii ki birinci derecede belki belediyenin görevi değilmiş gibi görünebilir. Ama işte bu süreç bize bunu çok daha iyi gösterdi ki altyapı, üst yapıyla birlikte o memleketin bütün değerlerine belediye başkanları sahip çıkmalıdır. Bunu ön plana çıkarmalıdır. Kapasitesini en üst seviyelerine çıkarabilmek için çalışmalar yapmamız gerektiğini gösterdi. O anlamda da biz de burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın bilgisi dahilinde burası dünyaya kurutmadan gittiği memleket. Kuru patlıcan, kuru biber, kabak, acur dediğimiz evlerde, otellerde, lokantalarda yediğimiz kurutmalıkların gittiği bir memleket. Aynı zamanda bu bölgenin nar cenneti. Ondan fazla çeşit narımız yetişiyor. Biz bununla belediye olarak da bir nar atölyesi kurduk. Burada insanlar nar ekşisi, nar meyve suyu yetiştirerek, yaparak vatandaşımızın yetiştirdiği ürünü daha değerli hale getirmeye çalıştık. Dolayısıyla bu işte pandemi sürecinden hep bahsediyoruz. İnsanın bağışıklık sistemini güçlendirecek
yiyeceklere daha çok önem vermemiz gerekir. Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum. Ozen'de yetişen nar ekşisinden, nar meyve suyundan içtiğimiz takdirde gerçekten insan vücudumuzun bağışıklığına çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle onu da belirtelim. Ben bütün başta Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yaptığı program etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza da başarılar diliyorum. Saygılarımı efendim. Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Zaten arkasında Oğuzeli Belediyesi'nin planması görünüyor. Evet. Belediyenin sembollerinden biri de nar. Evet. Dolayısıyla bunu da yakinen görmüş olduk. Çok sağ olasınız.